Demokrasinin temeli iktidara değil, muhalefete dayanır. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Adnan Kurnaz yaptığı açıklamada parti içi ve dışında partilerin karıştırmak isteyen kesimlerin olduğunu iddia etti. Kurnaz ayrıca yaklaşan kurultayı da değerlendirdi. Kurnaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonbaharda kurultaya gireceği kesindir. Bu takvim varlığını ve devamlılığını komplo ve karalamaya, fitne ve fesada bağlayanların iştahını da kabartıyor. Rakipleriyle siyasi mücadele yerine yatak odalarına girerek sonuç almak isteyenlerin yeniden harekete geçme ihtimali yükseltiyor. Nitekim MHP üzerinde çok sistemli bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya çok yönlüdür. Bir taraftan emirlerindeki kurumlar ve kontrollerindeki medya üzerinden ülkücü ve milliyetçi camiaya yönelik topyekün bir saldırı yürütülürken, diğer taraftan parti içine yönelik bir fitne hareketi sürdürülmektedir dedi. Muhalefet sadece demokrasilerde mevcuttur ve vazgeçilmezdir. Türk siyaseti yeni ve çok şeye açık bir sürece giriyor. AKP'nin kendisindeki kaynamalar bir tarafa, yoğun bir seçim dönemi yaklaşıyor. Mahalli seçimler, cumhurbaşkanı seçimi ve arkasından yeni bir genel seçim önümüzdeki 3 yılın gündemini oluşturuyor. Yeni anayasa yapımı konusunda kritik bir viraja girilmiştir. Cumhurbaşkanının süreyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatın sonucuna bağlı olarak bu sürecin çok daha yakın olması muhtemeldir. Partilerin olağan genel kurullar yaklaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonbaharda kurultaya gideceği kesindir. Bu takvim varlığını ve devamını komple ve karalamaya, fitne ve vesada bağlayanların iştahını da kabartıyor. Rakipleri ile siyasi mücadele yerine yatak odalarına girerek sonuç almak isteyenlerin yeniden harekete geçme ihtimalini yükseltiyor. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde çok sistemli bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya çok yönlüdür. Bir taraftan emirlerindeki kurumlar ve kontrollerindeki medya üzerinden ülkücü ve milliyetçi camiaya yönelik topyekün bir saldırı yürütülürken, diğer taraftan parti içine yönelik bir fitne hareketi sürdürülmektedir. Oynanan oyunun bir defa daha gözler önüne sermiştir. Sinsi ve planlı şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyasını deşifre olmuştur. Ancak kaldıkları yerden devam edecekleri bellidir. Daha önemlisi, paralel olarak içeriden bir karıştırma operasyonu hazırlığı olduğu da anlaşılıyor. Nitekim pusuda bekleyen fitne odakları yaklaşan kurultay süreci fırsat bilerek yavaş yavaş başlarını kaldırmaya, fesat yaymaya, kışkırtmaya ve karıştırmaya başlamışlardır. Ülkücü ve milliyetçiler bu milletin çelik çekirdeğidir. Hazmı kolay değildir. Zaten bu yüzden hedeftedir. Her ne olursa olsun, hangi bedel ödenirse ödensin, yılmak, vazgeçmek, teslim olmak bu kitapta yazmaz. Her zamankinden daha çok uyanık olmak, daha çok sabırlı olmak, daha çok hazırlıklı olmak durumundayız. Bu oyunları bozmak zorundayız. Bu bir parti hizmetine çok vatan borcudur. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin tek ve son şansıdır.